intramüsküler enjeksiyon. Bu konuyla ilgili yorumlarda çok sık sorduğunuz bir soru vardı. İğne ucunun ne kadarını kullanmalıyım? Ya da hastam kaşeklik ya da obezse hangi iğne ucunu seçmeliyim? Seçtiğim iğne ucu kaç milimetre olmalı? Bu sorunun cevabını etkileyen birkaç farklı etken var. Bunlardan ilki hastamızın vücut tipi. Biliyorsunuz 3 farklı vücut tipi var. Ektomorf, mezomorf ve endomorf. Ektomorflar zayıf, tığ gibi bir vücut tipine sahipken mezomorflar yağsız bir vücut tipine sahipler. Oysa endomorflar dolgun bir vücut tipine sahip. Bir diğer etken ise hastamızın cinsiyeti. Biliyorsunuz kadınlar erkeklerden daha fazla yağ oranına sahip. Eğer ventrogluteal ya da dorsagluteal'den enjeksiyon yapacaksak bu yağ oranı farkı kalçada giderek açıldığı için cinsiyet önemli bir faktöre dönüşüyor. Bir diğer önemli faktör ise yaş. Yeni doğan mı, adolesan mı ya da bebekse kaç aylık, erişkin mi önemli bir faktör. En önemli faktör ise vücut kitle indeksi. Yani boyumuzun karesini alıp kilomuzu bu çıkan sonuca böldüğümüzde çıkan sonuç. Bu sonuç bize kaşeklik miyiz, zayıf mıyız, normal kiloda mıyız, aşırı kilolu muyuz, obez miyiz ya da ileri obez miyiz bunun sonucunu veriyor. Bu etkenleri göz önünde bulundurarak konuyla ilgili bir araştırma yaptım. Ve Ulusal Tıp Kütüphanesi PubMed'de birkaç farklı makaleye rastladım. Aşağıya linklerini bırakıyorum ancak ulaşamayabilirsiniz diye farklı bir eklentiyle bırakıyorum. Çünkü buraya yalnızca üniversiteden giriş yapılabiliyor ve akademisyenseniz makalelere ulaşabiliyorsunuz. Bunun dışında girdiğinizde yalnızca özeti görüp makaleyi satın almanızı istiyor. Tamamen görüntülemek için ya da dergiye abone olmanızı istiyor. Fakat aşağı bıraktığım bağlantı gönüllü olarak çalışan bir web sitesi bağışlarla makalelerin telif haklarını satın alıyor ve insanlara açıyor. Zaten makaleleri görünce akademik kariyer yapmanın, yüksek lisans yapmanın, İngilizce öğrenmenin ne kadar önemli olduğunun farkına varacaksınızdır. Neyse konuyu es geçiyorum şimdi. Ana konumuza dönelim. Gördüğüm makalelerde, ilk makalede gördüm ki 2007 yılında Ege Üniversitesi'nde bir araştırma yapılmış. Ultrason kullanılarak enjeksiyon yapılacak bölgenin yağ ve kas dokuları ölçülmüş. Eğer vücut kitle indeksi 25'ten yüksek ise dorsagluteal enjeksiyonlarda kadınların %98'inde, erkeklerin %37'sinde başarısız olacak. Eğer enjeksiyonları ventrogluteal yaparsak da kadınların %97'sinde, erkeklerin %57'sinde enjeksiyon başarısız olacak. Sağlıklı sınırı aştığımız anda enjeksiyonlar dorsagluteal'de ve ventrogluteal'de ciddi oranda başarısız oluyor. E diyeceksiniz ki tamam yağ dokuda kalsın, kasa ulaşmasın ne olacak ki? Senelerdir yapıyoruz zaten ne oldu ki diyebilirsiniz. Hemen 2017 yılında Gata'da yapılmış bir araştırmaya bakalım. 59 tane makrozomik bebeği alıyorlar. Yani 4 kilodan fazla doğan. Bunların bir kısmına 25 milimetrelik iğne ucuyla, bir kısmına 16 milimetrelik iğne ucuyla aşılama yapıyorlar. Ve sonra görüyorlar ki 25 milimetre ile enjeksiyon yapılan çocukların antikor seviyeleri kanda daha yüksek. Yani aşı daha fazla başarılı olmuş. Kasa enjeksiyon yapıp yapmadığımız, yaptığımız ilacın sonucunu ciddi derecede etkiliyor. Diğer komplikasyonları geçtim, ağrıyı vesaire, oradaki steril hapseleri, onların hepsini geçtim. Yaptığımız aşı ya da ilacın etkinliğini son derece etkiliyor. Yine başka bir araştırma, 2017 yılında, yine kopya çekeceğim buradan. 38 milimetrelik iğne ucu kullanırsanız kadınların en az %25'inde ve erkeklerin en az %10'unda subkutan olacak. Bu nedenle 51 milimetrelik iğneler geliştirilmelidir diyor. Dünyanın gittiği yere bakarsak obeziteye doğru gidiyor. Obez insanlar artıyor ve yaptığımız enjeksiyonların başarısızlığı giderek artıyor. Zaten hali hazırda o 38 milimetrelik yeşil iğne uçlarıyla yaptığımız enjeksiyonlar son derece başarısız enjeksiyonlarmış. Bu beden kitle endeksi yüksek insanlarda. Ki toplumda beden kitle endeksi sağlıklı insan sayısı çok az. Yine başka sonuçlar buldum ama yeterli seviyede sonuç bulamadım. Bunlardan bazılarını aşağıya ekliyorum. Buraya ekrana da ekleyeceğim. Fakat bu eklediğim sonuçlar genelde yeni doğanla 18 yaş arasında hangi kas grubuna kaç milimetre enjeksiyon yaparız, kaç mililitre enjeksiyon yaparız da
kaç milimetrelik enjektör ucu kullanmalıyız bunu gösteriyor. Eğer siz araştırıp bakarsanız, bununla ilgili çalışma bulursanız mutlaka yorumlara link bırakın. Oradan haberleşelim. Bunun net bilgisini bulmaya çalışalım. Eğer gerçekten yoksa da, çünkü ben bulamadım, birisinin test çalışmasında ya da araştırmada, çalışmada bir şeyde bunu konu olarak ele alması gerekiyor. Bu konuyla ilgili araştırmalarımı sizinle paylaştım. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Çünkü YouTube'da sağlık profesyonelerine hitap ediyoruz. Başka birisine önerdiğinde YouTube gösterim tıklanmamızı düşürüyor. Bu yüzden yeterli insana ulaşamıyoruz. Bütün sağlık profesyoneline ulaşmamız için ve bize destek olmak için eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.